biz onları okulumuzda tarım sınıfımız var. Orada ilk öncelikle ekiyoruz. Ondan sonra bir tık daha büyüdükten sonra seramıza getiriyoruz. Seramızda şöyle biraz daha büyütüyoruz. Sonra mesela bu yeni yapılan parklar vesaire oralara ekiliyor. Bu ekilecek yerlere ekiliyor. Kaktüsler mesela hediyelik eşya yapıyoruz sevgililer gününde, özel günlerde satmak için. Çiçekler üretiliyor, lavanta seraları var. Okulun içinde kıvırcık ekip biçiyorlar. Burada biz de çiçek üreterek ekonomiye, büyümeye katkıda bulunmak istiyoruz. Çatalca Şehit Özhan Çiftçi Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri derslerini uygulamalı şekilde yapıyor. Tarlaları, seraları ve bahçeleri var. Olayın teorik eğitiminden ziyade uygulamada olduklarından dolayı hep beraber keyif alıyoruz. Sadece onlar değil, yönetici olarak ben, öğretmenimiz. Bu işte üretmek gerçek anlamda her insanı mutlu eden, iyi gelen bir uğraş. Ve bunun verimini almak, üretip satışından elde edilen karı değerlendirmek daha hem okul, akademik olarak kendilerini yetiştirmek hem de ailelerine, kendilerine katkıda bulunmak onları da mutlu ediyor şimdiden. Şehit Özcan Çiftçi Anadolu Lisesi'nin serasındayız. Çatalca bölgesinde seranın içerisinde hummalı bir çalışma var. Lise öğrencilerimiz bu noktada çiçek ekip büyütüyorlar, fideden bu hale kadar getiriyorlar ve böylelikle de hem okullarına hem de topluma faydalı birey olma yolunda ilerliyorlar. Burada menekşeler, kaktüs, bunları hep büyütüyoruz. Lavantada, lavanta ekimi de yapıyoruz. Bunları burada belli bir süre içinde büyüyor, arada kontrole geliyoruz. Sonra burada bu aldığımız kaktüsleri okula götürüp süslüyoruz. Özel günler için kullanılabiliyor, evde dekor olarak kullanılabiliyor. Bazen bahçeye falan da kullanılabiliyor, dikilebiliyor. Bu sene ilk defa açılan tarım bölümü öğrencileri ilk mahsullerini aldı bile. Şimdi sırada o ürünlerin satışı var. Görüyorum bazılarını süslemişiz. Mesela şunu ele alacak evet. Olursak hocam neden böyle süsleniyor? Özel günler için? Evet, bunları özel günler için düşündük. Mesela geçtiğimiz öğretmenler günü için böyle bir çalışma yaptık. Öğretmenlerimize hediye olarak hazırladık. Aynen, giderimiz. İstanbul'da ve birçok büyük şehirlerde, park bahçelerde, deniz kenarlarında gördüğümüz işte o rengarenk çiçekler bu seralarda öğrenciler tarafından yetiştirilmeye devam ediyor. Tarım işine gönül vermiş öğrenciler okul içerisinde de üretmeye devam ediyor. Topraksız olarak sulu ünitelerde ise kıvırcıklar ekilmiş, 50 gün sonra mahsullerin hasadı yapılacak. Burada tam olarak topraksız tarım uygulaması yapıyoruz. Tamamen su kültürü içerisinde kıvırcık yetiştiriyoruz. Burada sulu tarım yapıyoruz. Buranın ilk öğrencileriyiz. Marullar içinde büyüyor, suyun içindeler, topraksız. Liseye ait Çatalca'daki seralardan okulun içine döndük fakat çalışmalar bu noktada da devam ediyor. Bir yandan lavantaları görüyoruz, kokusu burnumuza buram buram geliyor ve büyümeye devam ediyorlar. Öte yandan bu noktaya döndüğümüzde yine lise talebelerimiz kıvırcıklar yetiştiriyorlar fakat buranın en büyük özelliği sulu tarım işte tam da bu noktada yapılıyor.